İsmim Şeymus Yağmur. Diyarbakır ilinde Bağla'da oturuyorum. Benim 4 tane çocuğumda da epilepsi rahatsızlığı bulunmaktadır. Ben görme engelliyim, %100 engelliyim ben. Sürekli İstanbul'a ve Ankara'ya tedaviye gidip geliyorum ben. Benim çoğulamın tedavisi Güneydoğu'da komple bütün hastaneleri gezdim. Malatya'ya gittim, Elazığ'a gittim, ondan sonra Urfa'ya gittim, Adana'ya gittim. Yakın ona ileride demek tedavisi olur çocuklarımın. Boş boş İstanbul'a gitmeyeyim, engelli halimle. Onun üzerine dedi ki tedavileri sadece İstanbul, Asaki Hastanesi ve Cerrahpaşa'da bulunmaktadır. Daha önce Asaki Hastanesi'ne götürüyordum. Tabii imkanlar, bazı imkanlar insana yeterli gelmiyor. Valilik sağ olsun tamam yardımcı oluyor ama yetersiz. Sadece bilet ayarlayabiliyoruz, bilet ücretini verebiliyoruz diyorlar. Başka da bir imkan yok. Ben çoğulamın düzenli tedavi olmaları için bana yardımcı olsunlar. Uçak biletlerinde olsun, yol yemek sıkıntılarını gidersinler. Onların ötesi Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Devletimiz tam tedaviyi karşılıyor. Tedavide sıkıntı yok. Ama gelelim ki ilaç yazıldığı zaman ilaçlar, bazı ilaca ithal ödemiyorlar. Bazı ilaçlar var, ücret farkıyla veriyorlar. Hani Allah kimse evladıya sınamasın. Ben 4 gündür acı köşelerinde yatıyorum. Bu karşıdaki acil var, bir tane acil, bu tarafta bir tane acil var, orada kalıyoruz. Vallahi acilde kaldık, işte zor oluyor, hayat çok zor oluyor, kızım bana yardım ediyor. Allah rızası için iş adamlarına sesleniyorum, tüm hayırseverlere sesleniyorum. Bana ve çoğulama yardımcı olsunlar, çoğulamın tedavisini yapayım, günahtırlar. Yani Allah kimse evladıya sınamasın, ben bu kör halimle 10 sene daha sana kapılandayım ben. Kendim aile sosyal politikaya bağlı Diyarbakır'da birbirimle çalışıyorum. Benim aldığım maaş, tamam çalışıyorum. Sürekli taşerondan kadroya geçiş işlemleri yapıldı ya. Rapor aldığım zaman çoğulamın tedavisi için rapor alıyorum. Aldığım rapor benim maaşımın hemen hemen bayağı kısmını kestikten sonra bana veriliyor. O da bana yetmiyor. Yani askeri ücretin daha altında bir maaş ödeniyor bana. Yetmiyor bana. Yetmediği için de ben de zorlanıyorum işte tedaviler. 4 çocuğum var. Eşim de kendisi de engelli. %60 engelli. Hem epilepsi hem beyin damar tıkanıklığı.